Merhaba arkadaşlar. Gezginin Rotası kanalının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüzde Konya ili Bozkır ilçesi Dereköy mahallemizde Dalamaz dediğimiz mevkide güzel bir gezi gerçekleştireceğiz. İlk önce bizim köylü tabirle Düdükçemiz var. Düdükçemizi ziyaret edip sonrasında yukarı cepheden Deli Bayam dediğimiz kısımdan mahalleyi seyredeceğiz. Aha, sen çekilmeden olur mu ya? Ne yapan işin? Etmem var çocuk. He? Çocuk etmem var. Koy ver yarın lazım olur. Etmem var. Ayşe gönder ne bileyim koy ver işte. Ayşe. Ayşe'nı var mı? Öyle mi? Sağ ol. Allah razı olsun. Yarın yersin ne olacak ya? Ekmek. Ne yapan? Sağlığınız. Siz ne yaparsınız? İyi Allah'a şükür. Aklıma gelin bazı haşa da şeyde. O kızın adını bilemeyim. Melek. Anan işte. İyi ne yapsın? Anan yanındasınız. Hı hı. İyi iyi. İyi olsun. Anana çoklar selam söyle. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Maşallah sen de iyisin. Sağ olun bakın Allah razı olsun çocuğum. O babanın yanına gelin. Gelirim gelirim. Biraz sonra gideceğim. İşleyelim oğlum varın. Olacak. İyi olacak. Bazen bireye yanı gelir. Seslerini bazen hiç sesler. İşte. Keyfi tutarsa. Bir şey demeyiz ona. Boş ver zaten en güzel. O evinde kapının öyle açar ki. Ben de çıkıvereyim müsaade etse geçeyim diye. İşte. Sağ olsun. Sevimli şey. Gel. Maşallah. Gel lan. Ünlüsü muhta oruç var. Annesi. Annesi ben beyaz o kara. Bak. Biz gizince sustu hemen. Tamam, yavruma dokunmadık oğlum. Yok. Şu an motorize olarak seyrettiğiniz kısım Dereköy Deli Bayan dediğimiz kısım. Oradan mahallemizi, Dereköy mahallemizi görüntülüyoruz. Dereköy mahallesi daha önceden kasaba olan büyükşehir yasasıyla beraber mahalle statüsüne dönüştürülen bizim için köy, ismi de zaten Dereköy yeni haliyle bir mahallemiz. Dereköy mahallemizin en meşhur gıdası Türkiye'ye nam ulaştıran Bozkurt halinin üretiminin yapıldığı bir mahalle olması. Mahallemizde 3 tane tahin üreticimiz var. Kalaycıoğlu, Turgutlar ve Güleroğlu tahin olmak üzere. Şu yukarıda gördüğünüz kısım toprak kayması, taş düşmesi ihtimaline karşı topraktan oluşturulmuş bir set. Benim tabirimle çin setti. 2-3 yıl önce yapıldı. Ciddi anlamda da irili ufaklı taşları tuttuğunu daha önceki ziyaretlerimde görüntüledim. Thank you.
Şu an bulunduğumuz bölge Dereköy, Dalamaz bölgesi ve baharın güzellikleri. Artık papatyalar açtı, şırıl şırıl sular akmaya devam ediyor. Şu an bulunduğumuz nokta benim tabirimle titreyen göl. Daha önceki videolarımızda tamamen buz kaplıydı. Daha sonra şiddetli fırtınayla, rüzgarla beraber suyu savurduğu bir görünüm ekranlarımıza gelmişti. Şimdi de gördüğünüz gibi tüm sakinliği ve dinginliğiyle gerçekten kafa dinleyecek güzel bir ortam haline geldi. Benim en sevdiğim ortam. Sudaki yansımalar gerçekten güzel. Uzun soluklu bir vaktim olmadığı için erken ayrıldım. Bu güzellik gerçekten daha farklı çekimlerle daha da güzel hale getirilebilirdi. Kusura bakmayın. En son yayınladığımız videoda da anlattığım gibi burası benim çocukluk, yani çocukluk demesek de lise, ortaokul yılları devamlı geldiğim bir alan. Bu su durduğunda biraz spor merakı o zaman da vardı. Koşarak gelirdim. Buraya geldiğimde karşı uç tarafta ayakkabıları, çorabı çıkardırdım. Çayın kenarından, su birikintisinin kenarından çıplak ayakla çamurda böyle ayağımı ıslandırarak komple bir tur atardım. Ondan sonra da tekrar koşarak geri dönerdim. Buranın atmosferi gerçekten güzel. Kısa ömürlü.
Son haftalarda paylaştığımız içeriklerin hepsi zaten kısa ömürlü içerikler. Yazın geldiğinizde buralar yok. Buraya bir çoban abimiz yapmış muhtemel. Şu an üst kısım şöyle göstermek gerekirse. Gördüğünüz gibi ağaç kısımdayım. Şöyle gösterirsem. Çoban abimiz yapmış muhtemel. Burada vakit geçirip ya gözlemlemek için ya avcı işi tam bilmiyorum ama çok güzel bir balkon olmuş. Su manzaralı. Manzara güzel yani. Titreyen gölümün uzaktan görünümü, çayırlık alanın içinde gördüğünüz gibi yansımayla beraber sanki su birikintisi yokmuş gibi. Gezer misin? Bu kaçmıyor Ramazan. O güneşle mayıklı herhalde. Aynen. Tospiş. Başında genesi de var. Yapışmış. Susadın mı yoksa sen? Köpek beni tanıdığına seslenmedi. Normalde. Ben varım ya başında abi. Pek şey yapmaz. İşte. Baktım şöyle saracak mı edecek mi diye. Nasıl gidiyor? İyi vallahi abi aynı bildiğin gibi. Oruçta zor mu? Oruçta zor ya. Allah kolay versin bakayım ya. Kuzuları çıkarttırdın. İçtime başladı var ya çıkardım. Ya. Çıkarttım. Bağır kalktı var ya. Kar yağsa bir daha yağsa iyi olacak. Hadi yapacağız ya. Koymadık be tatile. Allah'ım ya. Nisan'dayız ya. 23 Nisan'da da yağdığını bilirim ben de Bozkır'da. Bakalım ne olur. Damarı eve götürüyorsun galiba. Yağış yok lan he abi. Gittim yerine var ya. Artık bugün Kiseci Oğlu tarafındaydım. Kiseci o arkadaydım değil mi? Bakın görüşürüz. Kolay gelsin. Şöyle. Bir türkü asma bakın ya. Yamalar geliyor. Dostu görmeyi. Canan görmeyi. Engel bırakmıyor. Buna ne dersin? Eller bilmezken balık vurmayı. Evdeki tükenen una ne dersin, una ne dersin. Kimisi dünyada muradını almış. Kimi sevgi sefayla keyfine dalmış. Kimi derd elinden çaresiz kalmış. Bir çare dolaşır, buna ne dersin, canan ne dersin? Allah razı olsun. Oruçlu da varım. Başından da koyduk seni. Kolay gelsin bakayım. Görüşürüz Allah'ım enesi. Görüşürüz. Gezginin Rotası kanalının bu haftaki bir bölümünün daha sonuna geldik.
Umarım içeriklerimizi beğeniyorsunuzdur. Bölgemizdeki güzellikleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Gün ve gün, kıştan bahara, bahardan sonbahara, yaza ve tekrar kışa diyerek bir senelik bir periyotta videolarımızı uzun soluklu olarak yayınladık. Videolarımızın devamının gelebilmesi, şevkimizin daha da artarak güzel videolar çıkartabilmemiz için yorum, beğeni ve paylaşımlarla bizlere destek olursanız sevinirim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler diliyorum.